Allah'ın seçimi deyince buradaki Allah'ın seçimini de ortaya koyalım o zaman. Şimdi şimdi burada şurası önemli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hac görevini tamamlıyor. Bu çok enteresan. Tamamladıktan sonra Mekke'den Medine'ye yola çıkıyor. Bu devam ederken Gadirhum denen yere geliyorlar. Oraya gelince Maide suresi 67. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak: Ya eyyuhar Resul, ey peygamber, belliğ, tebliğ et, ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Ve inlem tefal, bunu yapmazsan, fema bellagte risalete. Risalet görevini yapmamış olursun. Risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Bakın, çok enteresan. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son dönemleri. Ondan sonra 2,5-3 ay bir ömür geçiriyor. Son dönemleri. Bakın 23 yıl tamamlandı. Bu kadar savaşlar, bu kadar mücadeleler. Ama Cenab-ı Hak ne diyor? Yapmazsan risalet görevini yerine getirmemiş olursun. Nedir o? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet iner inmez devamında da ki vallahu yasimuke minen nas. Seni biz diyor insanlardan koruyacağız, korkma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet gelir gelmez o yolculuk esnasında devam ettiği sahabeyi durduruyor. Öndekileri arkaya çağırıyor. Arkadakileri de öne bekliyor. Ve yüksekçe bir yere çıkıyor. Hazreti Ali'yi yanına alıyor. Bu Sünni kaynaklarda geçiyor. Evet. Ama bu zamana kadar bu olayı gizlediler, sakladılar. Sadece bu olayı mı sakladılar? Ben size söyleyeyim. Bakın bunu da söyleyeyim. Ama söylemeden bunu devam ettirelim. Bitirelim burayı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi yanına alıyor. Hazreti Ali'nin kolunu kaldırıyor. Diyor ki: Men kuntu mevlahu fe'aliyyun mevla. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Devam ediyor. Ya Rabbi, bunu seveni sev. Buna dost olana dost ol. Düşman olana düşman ol. Bunu yalnız bırakanı sen de yalnız bırak. Şimdi Müslüm Bey ifade etti. Mevla ne demek? Yönetici demek. Vali ne demek? İşte bu aynı kökten geliyor. Veli ne demek? Aynı şeyler. Ha, bu kadar net ortadayken birilerinin kalkıp da efendim yok şöyleydi, yok böyleydi. Burayı şunu ortaya koymamız lazım. Net olarak bu hak hilafet hakkı, velayet hakkı, imamet hakkı kıyamete kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyuna aittir. Ve bu seçimle olmaz. Bu nasb iledir. Nasb. Bu çok net ortada. Bakın ben şunu söyleyerek bitireyim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Cenab-ı Hak farklı bir statüde değerlendirdi. Mesela Hud aleyhisselama, Şuayb aleyhisselama, Salih aleyhisselama ne demelerini istiyor Cenab-ı Hak? Ve ma es'elüküm aleyhi min ecrin in ecri ila ala rabbil alemin. Risaletimizi tebliğ karşılığında sizden bir şey istemiyoruz. Bizim risaletimizin tebliğ karşılığını alemlerin Rabbi olan Allah verecek. Bak o peygamberler öyle diyor. Ama bizim peygamberimize öyle demiyor Cenab-ı Hak. Ne diyor biliyor musun? Kul de ki la es'elüküm aleyhi ecren illel meveddete fil kurba. Ben diyor risaletimi tebliğ karşısında sizden bir şey istiyorum. İstemiyorum ancak istiyorum ne? Yakınlarıma, ehli beytime sevgi. İşte İmam-ı Şafii de bu ayetin gereği olarak ehli beyti sevmek farzdır.